Merhaba, hoş geldiniz. Bugün karşımızda ilginç bir iş var. O yüzden alıştığınız o girişlerimden birini yapmadım. Böyle bağırarak, coşkuyla, e, içeriğin adını bağırarak girdiğimiz o coşkulu girişlerden biri olmadı. Çünkü bugün konuşacağımız dizi Netflix'in yeni dizisi bir başkadır. İngilizce e, adı yani yabancı platformlarında Netflix'in e, Türkiye dışındaki ülkelerde daha doğrusu ismi Ethos... Şimdi diziye girmeden önce, çünkü çok ilginç bir iş var karşımızda. Biraz iddialı konuşacağım bir iş var. Belki de yapılmış en iyi Türk dizisini konuşacağız. Nedenlerini anlatacağım tabii tamamen. Şimdi hemen itiraz etmeyin, hemen biliyorum. Edirne oradan falan diyenleri gördüm ekranın başında. Evet, sizi yakaladım şu anda. <laughs> o yüzden önce biraz Türk dizi dünyasının ufak bir şeylerden, birkaç konudan bahsedeceğim. Biraz geçmişten bugüne doğru geniş bir bakacağız. Çok kısa ama çok uzatmayacağım. Sonra diziye geçeceğiz. E, hemen baştan da şunu söyleyeyim. Spoiler olmayacak. Diziyle ilgili hiçbir bilgi vermeyeceğim. Tamamen yine her zaman yaptığım gibi. Genel olarak dizinin neden iyi, neden kötü eleştirilebilir yerleri neresi? Neden bu kadar başarılı olduğunu düşünüyorum. E, yönetmen ve senarist Berkun Oya ne planlamış, ne ortaya çıkarmış? E, ben ne hissettim bu diziyi izlerken? Onlardan bahsedeceğim. O yüzden korkmayın, spoiler almayacaksınız. Ha Bir noktada bu diziyi herkes izlesin, biraz vakit kessin. Bir noktada spoilerla da konuşmak istiyorum. Belki hatta bir canlı yayında da konuşabiliriz. Şimdi geçmeden önce biraz Türk dizi dünyasının otör işi var mı diye baktım. Otör ne diye hani bilmeyenler için hemen kısaca açayım. Yarat, yaratıcı yönetmen diyebileceğimiz temelinde senaryosundan çekimine kadar... Görselinin detaylarına kadar her şeye hakim olan, yöneten, aklını, fikrini, yaratıcılığını tamamen bağımsız olarak işin içine koyan ve ortaya bir e, sonuç çıkaran e, yönetmen tarzı oluyor otor yönetmen. Yani normalde nedir gördüğümüz özellikle Netflix işlerinde ya da Türk dizilerinde bir senaryo ekibi vardır. Yönetmenle anlaşılır, TV kanalda için söylüyorum. Yönetmen çekebildiği kadar çeker, arada işte başka yönetmene geçer. Öbür sezon öbürü gelir, öbürü gider ya da uzun süre aynı yönetmen çeker, senaristler hep aynıdır, bir ekip vardır ya da senaristler tepede gözükür ama altta aslında ekip çabalar uğraşır, yazmaya çalışır, izin verilmez karışılır vesaire vesaire. Netflix tarafı biraz daha değişik. Tabi süreler farklı. Yıllardır o şikayet ettiğimiz TV dizilerindeki sürelerden çok daha kısa süreler. Farklı şekilde yazmanız lazım. Reklamlara göre yani oynatılacak reklama göre yazma şartınız yok. Bir rahatlık aslında bu. Ama Netflix'te de belli bir görsel ton var. E, genel olarak hani e, bu dizinin aslında bir parçası olarak dizi izleyici anlayacağız total izleyiciye e, hizmet edecek, görecek, onlara e, ulaşacak e, bir yapı olması için. Belli bir tonu koruması gerekiyor Netflix'in, Prime'ın ya da diğer bütün e, platformların. O yüzden orada işte belli yönetmenler, belli senaristler e, yine bir arada çalışır. Yönetmenler böyle bir proje yönetsin ve gitsin tarzı gelir. Yani yönetmenin çok etkisi olmaz birçok işte ama tabii bunun farklı örnekleri de var. Mesela Mindhunter işte Fincher'ın tahmin içinde olduğu belli bölümlerin yönetse de işin başından gitmediği ki bunu yönettiği bölümlerde farklılıklarda bile hissediyorduk. Ve sonunda da zaten o da e, az izlendiği için isyan edip diziyi çekmemeyi düşündüğünü belirtmişti. Geçmişimiz günlerde bu üz da üzmüştü. Şimdi buradan da işte bir başkadır ve biraz daha Türk dizilerine geleceğiz. Bir başkadır da muhtemelen genel izleyici için. Yani Türk TV dizilerine alışmış hani bunu yine yanlış anlaşılmasın. Bir aşağılama olarak söylemiyorum. Alışkanlık olarak söylüyorum. Çünkü TV dizilerinin bir alışkanlığı var yıllardır e, seyircide. Bunun da değişmesi kolay değil. Evet değişiyor mu? Değişiyor ama yine de komple değiştirmek çok zor. Çünkü görsel olarak da, anlatım olarak da belli şeyleri değiştirmek çok kolay değil çok izlenmeyebilir. Değişik tepkiler alabilir. ...insanları sıkabilir. Ee, yani anlatım şey tempo düşüklüğü olarak ki bence değil ama öyle hissedilecek. Çünkü diğer dizilerimizde devamlı kameralar böyle hareket ediyor. ışıklar çatlıyor patlıyor. Polis arabaları falan devamlı böyle bir şiddet falan vesaire her şey böyle bir seyirci hep tetikte tutmak üzerine hep böyle bir gözün gözüne ışık tutuluyor gibi seyircinin yani o gözler devamlı böyle fıldır fıldır yapılıyor o yok o yüzden de biraz bence çok e, iyi tepkiler almayabilir başta bu açıdan içerik olarak değil ama şimdi yine bir başkadır'a geçerken peki Türk dizileri arasında hiç mi ileri yoktu? Daha önce oteriş yok muydu da e, Berkun Oyan'ın bir başkadır işi tek oteriş konumuna mı geldi ya da en iyi iş konumuna mı geldi? Biraz buna bakındım aslında ben de ilk başta hatırlayamadım İlk aklıma gelen aslında e, sır dosyasıydı. ...eski bir dizidir belki hatırlayanlar vardırlar da Taylan biraderlerin, Sonra Taylan biraderler TV'ye de sinemaya da bir sürü iş yaptılar. Onların bazı otör işleri var sinema tarafında. Dizi tarafında da e, sır dosyasını yazıp yönetmişlerdi ama çok kısa süreli olmuştu. Yani çok uzun süre devam edememişti. X-Files'ın e, uy uyarlaması gibiydi, Türkiye uyarlaması gibiydi o biraz... Onun dışında Onur Ünlü'nün yakın dönemde yine son 4-5 sene içerisinde olması lazım. Çektiği bir görünen adam işi vardı. Youtube'da yayınlanmıştı bu. Daha böyle kısa dizi, kısa seri tarzı böyle limited bir işti. Beğenildi, beğenilmedi, tartışıldı. Daha iyi olabilirdi, çok konuşuldu. Ama yani Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği olarak ve seri olarak ortaya koyduğu bir işti. Onun dışında baktığımda çok net ve kaliteli olan bir şey görüp bulamadım. Eğer siz e, hatırlarsanız, bulursanız ya da biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yakın dönem diğer kaliteli işlere baktım. İşte çok konuştuğumuz şahsiyet yatay bakışta da konuşmuştuk. Onu Hakan Günday yazıp Onur Saylak yönetti. Yine Berkun Ali'nin işi olan e, benim beğendim ama birazcık bir noktasından sonra e, daha iyi olabilirdi dediğim bir iş olan Masum. Onu da Berkun ya, e, yazıp Seren Yüce yönetmişti. ki Seren Yüce de çok iyi bir yönetmendir. Yakın dönemde izlediğimiz Alef. Alef'in senaristi farklıydı. Yönetmen Emin Alper'di. E, Emin Alper zaten daha sonradan keşke yani senaryoyu ben yazmış olsam daha iyi olabilirdi dediği. E, biraz zor oluyormuş. Başka birinin yazdığı senaryoyu yönetmek zor oluyormuş dediği bir işti. Alef'in de zaten geneldeki eleştiri hep o e, finaline doğru yolun e, seçtiği yöntemlerdi. 50 metrekare dizisi gelecek yine Netflix'in durduğu, Burak Aksak yazıyor ama Selçuk Aydemir yönetiyor. Yani yine burada da e, bir otör iş göremiyoruz. E, ama tabii ikili olmak da kötü değil. Bazı de çok iyi anlaşır ortaya çok iyi iş çıkabilir. Ama yine de teknik olarak otör olmuyor bu işlerde. Oradan da işte bir başkadıra geliyoruz. Hele de eski dizilere bakınca yani hani yine onlara da ufak bir değineyim. İşte Leyla ile Mecnun yine öyle değil, Ezel. Yani birçok açıdan beğenilse de. ...yine bölümler uzun... ...belli bir noktasından sonra... ...o kaliteli bir künefe gibi... ...künefe kaliteli olsa da çok sünüp kopamadıkça... ...yiyemiyorsunuz yani... ...tadı ağzınıza gelmiyordu... ...ezelde de benzer sorunlar vardı... ...daha eski diziler... ...işte İkinci Bahar gibi... ...işte Süper Baba gibi bunlar da hep böyle... ...bu kadar teknik açıdan... ...iyi olmayan işlerdi... ...yani hep böyle bir... ...hep yarım kalmışlık hissi vardı Türk dizilerinde... ...çok iyi olsalar da işte... 7 numara gibi mesela çok iyi bir örnek vardı zamanda. 7 Tepe İstanbul çok sevilmişti. Yine bu, bu örneklerin hep ama böyle otorol olmaya yakın olmayan, daha TV ortamında iyi olan işlerdi. İşte burada da artık bir başkadıra geliyoruz. Hele de hani Netflix'in yine çok eleştirildiği bir alan olan işte tek tip dizi çıkıyor Netflix'ten. Evet maalesef bu var. Buna ben de katılıyorum. Hatta işte yakın dönemde çıkan Yine e, Protector dizisi, Hakan muhafız, işte Atiye, e, Aşk 101 gibi teknik anlamda, görsel olarak, e, prodüksiyon olarak, sanat olarak, e, ses, ışık olarak iyi gözüken işler olsa da e, içerik olarak çok zayıf. E, gerçekten üzerine konuşulmanın zor olduğu, dönüp dönüp izlemenin imkansız olduğu. E, hele de biraz gözü artık daha böyle ağır taz işlere alışan, daha e, Hollywood sinemasının kaliteli bakış açısına alışan işler için çok zor oluyordu. Orada da hep böyle bir tabii şey ikilem var. Yani tutuyor mu? Tutuyor. Evet. Bunu ben de söylüyorum zaten. Yani, tutuyorsa bir iş kar ediyorsa zaten büyük firma da bunu ister. Diyordum ki işte bugün Netflix e, çok az örnekleri olmasına rağmen Türkiye tarafında özellikle yani Türkiye'den çıkmış işler tarafında da en iyisini ortaya koymuş. Berkun Oya'nın bir başkadır işi çıktı. E, şimdi hepiniz izleyeceksiniz. E, tekrar edeyim yine buraya kadar gelenler varsa. Spoiler yok. Diziden genel olarak bahsedeceğim. Teknik olarak bahsedeceğim. Ve kendi yorumlarımı e, ve bana hissedik, hissettirdiklerini size anlatacağım. Peki neden iyi bu bir başkadır? Neden ben bu kadar beğendim, coştum, Tancan çok mu abartıyor acaba noktasındayız? Ona siz karar vereceksiniz. Ben e, abartıyor muyum ona siz izleyince karar verin diziyi de bu videoyu da ama... Ben elimden geldiğince aslında abartmadan aslında uzun süredir görmek istediğim şeyleri gördüğüm için de çok heyecanlandım, mutlu olduğum bir şey. Nedir onlar? Ya en basitinden bakın daha hiç içeriye girmiyorum. Yani senaryosuna, konusuna hiç girmiyorum. Yani o sakin, kameranın böyle demin de bahsettiğim gibi böyle devamlı hareket etmediği, böyle bir geniş planların, doğal ışığın, doğal ortamların hele de Türkiye'de yani gösterilmesi gerekenlerin gösterildiği diyalogların sakin sakin konuşulduğu, işlendiği, hiçbir e, aşırılığa kaçırmayan o görselliğin olmasını istiyordum yıllardır. Tamamen kişisel belki siz hiç istemiyorsunuz ya da benim gibi isteyen çok vardı. Bunları da yine yorumlarda göreceğiz. Sonunda bu işte görüyoruz. Yani evet şahsiyet ve masum. Ben bu iki dizi kesinlikle görüyorum. Zaten e, bu artık üçlü oldular bunlar. Yani bir Başkadır da beraber. O iki diziyi çok ayrı tutuyordum. Artık üçünü ayrı tutuyorum. Üçü içerisinde Bir Başkadır'ı en tepeye koyuyorum. Bunlar zaten e, kısmen yapmışlardı bunu. Daha ileri gidebileceğini hep konuşmuştuk iki dizinin de. Hatta belki şahsiyet biraz kısalabilir demiştim. E, Masum'da belki biraz daha konu tarafında daha cesur hamleler atılabilirdi senaryo tarafında. Belki bazı konular biraz daha derinle işlenebilirdi. Ama bunlar o dizileri kötü yapmıyordu. Ama işte bir başkadır teknik olarak o görsel olarak alıp bir adım öne koymuş içeriği ve çok temiz tertemiz pırıl pırıl bir iş çıkmış tabi burada biraz Berkun Oya'nın Nuri Bilge Ceylan'a ya da benzer işte yabancı örneklere de öykündüğünü görüyoruz ama şu bir artı öykünmekle kalmıyor kendi gözünü de oraya koyuyor kendi bakış açısını da kendi fikirlerini de ortaya koyuyor bu zaten işin değerli olan kısmı Hikayesini e, hikayesine geldiğimizde hikayesi aslında çok temelde İstanbul içerisinde yaşayan, İstanbul'un farklı konumlarında yaşayan farklı insanların farklı karakterlerin birbirlerine yaklaştıkça aslında e, klasik olarak çok uzak olmadıklarını, Türkiye şartlarının ve kendi hayat şartlarının onlara sundukları içerisinde e, hayatta kalmaya çalışırken başlarına gelenler e, almaya çalıştıkları kararlar alamadıkları kararlar. Gibi çok temel özetleyebileceğimiz bir konusu var ama tabi spoiler vermemek için hiçbir şeye girmiyorum ki spoiler olabilecek şeyler var dizide. Ama bu hikayeyi alıp e, güzel olan yanı şu, kendi tarafından anlatmıyor Berkun'a Yani alıyor, bakın diyor ben bunları görüyorum. Siz de görebilirsiniz aslında sizin de her gün gördüğünüz şeyler. Hatta bir tarafta seçmiyor burada konuyu atıyor ortaya ve size bırakıyor. Size gördüklerini anlatıyor. Yani kafasında kurduklarını değil bu bir kere çok büyük bir artı. Bunu bazen yani bazen çoğunlukla zaten TV tarafındaki dizilerde çok eleştirdiğimiz artık çok böyle kontrol altında olduğunu düşündüğümüz işlerde çok görüyoruz. Hep benzer dediğimiz işte o mafyalar, ağalar, babalar, Osmanlılar, Osmanlılar işte dayaklar, kötekler, tuhaf işlerde hep gördüğümüz, hep kendi içinde dön, hep böyle bir varsayımdan oluşan gerçekliğinin nereye gittiği belli olmayan Fi tarihinde e, oluşmuş birkaç hikayeden belki kulaktan dolma hikayeden ortaya çıkmış. Tarihsel dayanaklılığı zayıf olan hatta hiç olmayan tuhaf tuhaf işler. O yüzden bunların hepsinden kaçınmış Berkun Oya ve tamamen e, kendi gözüyle gördüklerini sizin de gördüklerinizi e, ekrana vermiş. Bu açıdan zaten bir kere başta beni yakaladı. İkinci bir konu burada çok eleştirdiğimiz e, hatta Protector'da da Atiye'de diyor. Ya işte İstanbul'umuz, Türkiye'miz boğaz manzarası hemen bir tane böyle drone çıkar boğazdan alır. İşte bir İstanbul silüeti çok güzel her şey kuşları çar. Color correction patlamıştır böyle o o güzel silüetin arkasındaki o çirkinliği asla göremezsiniz. Ve artık bundan hani, evet yabancı seyirci hoşuna gidiyor ama Türk seyircisi olarak çok bıktığımız bir şey ya bu. Tabii abi ha evet abi onun arkasında inşaat var bak orada yıkıldı orası orada tarihi bina vardı daha dün restore ettiniz içi berbat durumda diye bizim her gün gördüğümüz ama dışarıdan bakan birinin wow çok iyi İstanbul is fantastic kebab is good dedi o görüntü evet kebab kebab is good devam orada orada bir sorun yok ama Berkun Oya bunu da kırıyor hatta Berkun Oya genel olarak zaten hem bizim seyirci tarafındaki tavrımızı hem dizilerin bize sunduğu larını. Hem de bu bize gösterilen hepsini bir ters düz ediyor kafadan. Bir kırıp atıyor onları. Yani bu dizide İstanbul'un en çirkin halini göreceksiniz. O inşaat, işte vinçler, oradan böyle yanan bir yerler, dökülmüş, karanlık, çöp içinde her yer falan onları göreceksiniz. Buna bayıldım. Yani bunu göstermesi artık yani çünkü şey gibi de oluyor ya böyle ya memleketimiz çok iyi ya her şey yapılıyor ya her şey çok güzel işte mutlu değil miyiz nasıl mutlu değiliz paramız var falan hiçbiri yok ya da hiçbiri olmayanları ve olanları da yine dizide bu illüzyonla beraber veriyor ve işte burada aslında çok klişe tabirle söylersek steril olmayan yine çıplak bir iş koyuyor ortaya tabi bunun artısı şu bunu göstermesi değil sadece İstanbul zaten bu hikayenin bir parçası bir anlamda yani Türkiye bir parçası ama biz ağırlıklı olarak İstanbul'u görüyoruz. İstanbul bu işin bir parçası ve gerçek bir parçası yalancı bir parçası değil yani dizilerde filmlerdeki mekan kullanımının ne kadar güçlü olduğunu bize hissettiren bir durumu var bu dizinin. Ondan sonra hani diziyle ilgili senaryo tarafına biraz kayarsak daha bir füzyon mutfağı gibi orası orada işler biraz daha değişik böyle bir Amerikan tarzı bir girişte daha giriyor. Avrupa tarzı devam ediyor, 80'ler Türk sineması sosu atıyor ve bunlar çorba olmuyor. Yani her şey dahil otellerde dünden kalan pilavı çorba yaptık size tarzı olmuyor da daha iyi bir füzyon mutfağı oluyor. Bir Türk bakış açısıyla güzel bir e, Türk mutfağını size yeniden yorumlama oluyor. Yine biliyorum yemekler üzerinden gidiyorum ama yemekler cidden ilgi alanım olduğu için hep kafam oraya gidiyor bu ara. ...cidden öyle gidiyor yani müzik kullanımından... ...font kullanımına kadar yani... ...geçen bunu bana Ethem anlattı hatta... Behzat Ç'nin ...sanırım filmindeki açılış jeneriğindeki... ...fontlar patlıyormuş yumuşak G'ler Ç'ler falan... ...ben hiç dikkat etmemiştim tabii onun... ...göze alışık olduğu için eğitimli olduğu için... ...o direkt yakalamış... ...şimdi o söyledikten sonra ben de bakmaya başladım böyle... ...yani gerçekten... ...o kaliteli işin... ...küçücük bir parçası bile sizin gözünüzde... ...bir kırılma yaratabiliyor... Burada ona da dikkat etmiş. Yani müzikler sırıtmıyor, görseller sırıtmıyor, fontların birkaçı başı oynamıyor. Açılış jeneriği güzel. Jenerik yani jenerik dediğim şimdi yine spoiler vermeyeyim. Göreceksiniz nasıl açıldı, nasıl kapandığını... kapandığını. Tertemiz. Hiçbir şey sağ solu patlamıyor. Senaryo kurgusu mükemmel. Ee, senaryo kurgusu aslında çok zor bir yapıya sahip. Çünkü çok karakter, çok fazla farklı hayat ve bunların bir şekilde birbirine yaklaşması, ...beli noktalarda iç içe girmesi var. Altından kalkmışlar. Gerçekten zor iş. Burada da takdir etmek lazım. Hani görsel olarak kurgu zaten hani tempo ritim ayarlamada bir sorun yok. Ama senaryo tarafındaki kurgu gerçekten muazzam. Çok iyi çözmüşler. Hiçbir sorun yok. Birçok dizinin mesela iyi başlayıp kötü bitirdiği noktadır. Her şey bir anda karışmaya başlar. Kafanda kurduğun gibi gitmez. Çekimlerde bile çıkabilecek bir sorun. O ritmi tempoyu bozabilir. Burada bozmamış. Ve esas geliyoruz e, diyaloglara. Yani yine hep çok konuştuğum ve neden Türk dizilerinde diyalogların kalitesi artmıyor dediğimiz. E, senaristler tarafından dinlediğimizde ya zaten haftada 2-3 bölüm yazmamız isteniyor. Hangi diyaloğu yazacağız? Diyalogları uzatmamız lazım. Zaten kalitesini oluşturamıyoruz. Gerçekçiliğini uygulayabileceğimiz bir vaktimiz yok. Test edebileceğimiz bir vaktimiz yok. Düşünebileceğimiz de bir vaktimiz yok. Onları da anlıyorum belli noktalarda. İşte burada vakit var ve vakit olunca da çok iyi bir iş ortaya çıkmış. Diyaloglar sadece gerçekçi işte o Nuri Bilge Ceylan filminde gördüğümüz gibi yani normal dışarıda yürürken duyabileceğiniz gerçekçilikte de değil. Zaten o gerçekçiliğe sahip sadece o gerçekçiliğe sahip olmakta kalmıyor. Takip ettiriyor. Amaçsız değiller ve merak ettiriyorlar. Yani genelde dizi yazarken şu hataya da düşülür. Ya bir twist, bir bölüm sonu twist'i bulalım. Bo işte aşırı overreact olsun yine işte bir böyle sert cinsiyetçi böyle seyirciyi böyle wow ne yaptı falan Uu, Allah belasını versin o falan dedirtecek bir şey koyalım tarz olur hep. Burada hiçbir yok. Tertemiz. Diyaloglar o kadar tatlı ki. Olaylar gelişiyor. Karakter diyalını söylüyor. Bölüm bitiyor. Sen böyle aa diyorsun. O, bir dakika burada bir şey var. Burada burada iyi bir şey var. Gerçekten de iyi şeyler var. Hiçbir şekilde aşırı stilize, grafik grafik şiddet içeren, anlamsız sertlik içeren hiçbir şey yok. O açıdan hani zaten direkt dizi mesela 10 üzerinden puanlamayı bölecek olsam artı 5'i sırf burada alıyor. Bu yüzden alıyor tertemiz ve bunu yaparken şunu da, şunu da anlamayın ya ha, ulan ılıman dizi yapmışlar o taboka dokunmuyor tam tersi hatta Tahminimce bu dizi birçok noktada çok ciddi tartışma yaratacak. Benim için çok pozitif. Bilmiyorum belki bunu dediğim için bile bana kızanlar olacaktır yorumlarda dizi izledikten sonra. Ama bence çok pozitif yerlerden giriyor. Konuşulması, yıllardır konuşulmayan konuşulması gereken şeyleri o alt metinlere, o yüzümüze çarpan diyaloglara çok güzel veriyor çok temiz ee, ama tabi dediğim gibi bir tartışma çıkacak oradan ama ne kadar güçlü olur çünkü, e, bilemiyorum çünkü bu dizi bence çok izlenmeyecek ama umarım ters olur yine devam edersek yani Türk dizilerinin e, süre uzunluğuna bağlı olarak işte demin de bahsettim uzatılan diyaloglar yok doğal akıyor hiçbir sorun yok tabi burada biraz karakterlerin tercihleri ve hayatları da diyalogları şekillendiriyor yani hep o şaşırdığımız işte Mary's Story'de şaşırılan konu vardı. Ne o sahnede, o kavga ettikleri sahnede bütün diyaloglar yazılmış mı? Evet yazılmış ama işte o karaktere uygun yazılmış. O yüzden sen o kadar doğal hissediyorsun ki doğaçlama zannediyorsun. Bunu verebildiği zaman işte bir iş zaten bir artı bir artı iki daha koyuyor üstüne. Demin bahsettiğim o artı beşin üstüne. Burada da aynı durum var. Yani karakterler konuşurken gerçekten onun konuştuğunu, onun yaptığını, onun hissettiğini düşünüyorsun. Bu kesinlikle çok büyük bir başarı. Çok iyi çözmüşler bu konuyu. Keşke bunu diğer dizilerde rahatlıkla yapabilseler. Ama pek yapamıyorlar açıkçası. Bu noktada birazcık oyunculara da girmek istiyorum. Oyunculardan hani ismen bir bahsedeceğim. Zaten bazı isimleri tanıyorsunuz. Bazılarını belki çok aşina değilsiniz. Ben de birkaçına çok aşina değilim ama birçoğunu tanıyordum. Ee, mesela Defne Kayalar çok çok iyi oyunculuğu var. Yani başrolde zaten. Ki başrol aslında e, net bir başrol evet sahne ağırlığı olarak bahsedebiliriz süre olarak ama başrol aslında baya bölünüyor. Ee, Birçok karakter o, iş, <laughs> o, şey dizinin başrolünde alan kaplıyorlar. İşte Funda er Yiğit, Fatih Artman Fatih Artman'ı Besatçe'deki Harun olarak birçoğunuz tanıyacaktır. Ki bu dizideki oyunculuğu bence muazzam ki benim çok sevdiğim bir oyuncu. Yine Nesrin Cevatzade var, Alican Yücesoy var, Aziz Çapkurt var, Tülin Özen var. Tülin Özen de yine masumda e, mutlu olamayan e, bir karakterdi. Burada da çok mutlu olamayacak. E, yine göreceksiniz ve Bilge Önal gibi e, diğer karakterleri oynayan diğer oyuncular da... ...hepsi e, hiç sırıtmadan tertemiz iş çıkarmışlar. İşte burada yine otör farkını hissediyoruz. Yani oyuncular kafasında dünyayı kuran kişiden dinledikleri zaman kamera karşısına, kameranın önünde ne yapacaklarını o hem o kişinin fikri, isteği onlara iyi geçiyor hem onlar yönetmeni ve senaristi ikisi birlikte beraber olduğu için çok iyi anlıyorlar. Bu da işin e, kalitesini oyunculuk tarafında çok arttırmış. Tabi işte bu da yine o e, karakterlerin diyalogların seçiminde çok büyük bir artı onlar için. Tabi işte burada senaryo yazılırken işin içine tamamen toplumdan kopuk hiçbir şey eklenmemiş. Yani işte mizah yönü aşırı tadında ama bu mizah böyle bir espri yakaladık onu yaptık değil. Yani günlük konuşmanın içerisinde geçen tercihlerin, kelimelerin, anlık tepkilerin aslında karşılıklı diyalogda dışarıdan bakın ne kadar komik olduğunu görüyoruz. Yani bazı yerlere gerçekten katılarak güldüm. Yani bu, bu çok iyi bir planlama. Yani bu biraz herhalde sanırım Berkun Oya'nın tiyatrocu geçmişinden de geliyor. Yani tiyatroya çok hakim biri değilim. Çok da sıkmak istemiyorum ama izlediğim tiyatro oyunlarında diyalogların o anlık gelişi sizi alır ve böyle bir anda pataklayıp böyle bir paket edip yollar ya. Onu onu bildiği için bence çok iyi planlamış diyalogları. Onu sinemaya da entegre etmiş. Çünkü tiyatrodan sinemaya geçişte o abartılı şeyleri görme korkusu oluyor bizde. Onların hiçbir yok. Her şey çok sakin. Sinema diline uygun bir şekilde yapmış bunu. Tabii karakterler işte o günlük e, Türkiye'nin ortamındaki baskının altındalar. Bunlar yine diyaloglara yansıyor. Bu psikolog bir kadın. Zaten başrolde iki psikolog kadın var hatta. Onların aslında bizim de benim de hep merak ettiğim bir psikologun psikolojisi bozulursa konusunda özellikle de Türkiye gibi bir yerde bir psikologun psikolojisi ne kadar iyi olabilir ki hastasına yardımcı olabilir düşüncesinden zaten yola çıkan bir yapı var. Yine bunlar e, diyaloglarla ve günlük yaşamla çok iyi veriliyor. Çünkü genel olarak bizim kafamızda o varsaydığımız, varsaydıktan sonra insanlara böyle yapıştırmaya başladığımız ve yıllarca bir ezber olarak bizden sonrakiler işte çocuğumuza, çevremize, akrabamıza aktardığımız o düşüncelerin bu sağlıksız toplumdan çıkıp bize yerleştiğini ve bizim bunları neden kabullendiğimizi, neden kabullenmemekten ya da kabullendik, kabullensek bile vazgeçemememizden e bu vazgeçememe nedenlerimizden çok iyi bahsediyor dizi. Yine bunlar da dizinin diyalog senaryo tarafındaki güçlü yönleri. Ve tabii karakterler arasında şu da güzel devamlı bir e, seksüel tansiyon var. Sexual tension dediği age <laughs> Bu bitmiyor e, bazı karakterlerin daha doğrusu. Bunu da çok dozunda vermiş, çok tadında vermiş. Bunun nedenlerini de çok iyi vermiş. Burada spoiler olabileceği için çok fazla detaya giremiyorum ama yine senaryoya çok hizmet eden detaylar bunlar. Ve zaten hani karakterler birbirlerini neden dinlemiyorlar dinlemedikçe nasıl sorunlar ortaya çıkıyor. Yine bizim günlük hayatta yaşadığımız ve şikayet ettiğimiz her şey bu dizinin karakterlerinin günlük hayatından diyaloglarına yansıyor. Zaten e, bu diyalog ve senaryo kısmında şöyle kapatacağım. Yani karakterlerin yaşadıklarına değil yaşayamadık yaşayamadıkları üzerinden çıkan sorunlardan bahsediyor. Yani bunlardan bahsedip öyle bir üstün körü geçmiyor. Biz de hep bunu tartışıyoruz ya. Bugün işte Z kuşağı, boomerlar, zoomerlar ama aslında baktığında bu bütün jenerasyon tartışmalarının içerisinde hep yaşadıklarımızdan değil yaşayamadıklarımızdan dolayı ortaya çıkan Yaşamak zorunda bırakıldıklarımızın etkisiyle daha da boktan alan o hayatların dışa yansımasından oluşan bir durum var. Bunu Berkun'a çok iyi yakalamış. Bu benim de zaten dizi izledikçe çok beğenirken de bir yandan da düşündükçe de çok içimi burkan bir durum oldu. Muhtemelen siz de hayatınızdan bu tip parçaları yakaladıkça çok mutlu olamayacaksınız dizi izlerken. Tabi burada yine değinmem gereken şu var. Yönetmen hikayesine güvendiği için. Senaryoda hiçbir şeyi sündürmüyor. Her şey çok net. Ne senaryonun kafası karışık ne senaryonun kafası karışık olduğu için sizin de kafanız karışıyor. Bunların da hiçbiri yok. Buradan biraz da görsel e, anlatıma da gelmem lazım. Yani bu görsel anlatımda biraz baş, basta, ba, başta bahsettim. O kuvvetlendirme yani şimdi biz hep böyle bir yakın plan ya da hareketli kameralar gördüğümüzde çevreden kopmaya başlıyoruz karakteri bir tünel görüşü içerisinde o mekanı ba o mekandan bağımsız hissedince yani Türkiye'de olmuş olmamış çok önem var mı? Yani o zaman bunun ne gerek var burada görüyoruz. O zaman başka şeylere odaklanmaya başlıyoruz. Onun aksiyonuna odaklanmaya başlıyoruz. Kendi kafasındaki düşüncelere değil çünkü o düşüncelerin neyin etkilediğini bilmiyoruz. Çevresel etmenleri göremediğimiz için. O karakterin duygusu bize geçmemeye başlıyor. Bu dizi onlardan kaçmak için ee, o dediğim geniş plan, şehri gördüğümüz, karakterin içinde hareket ettiği, bazen tepeden, bazen çok uzaktan, bazen yakından ama yakına girerken de girdiği mekanın bize önce dışını verdiği, daha sonra içini verdiği, daha sonra içinden bizi dışarı çıkardığı karakterle beraber ve yakın çevresini gördüğümüz, yine mekanların yakın çevresini gördüğümüz hep sahneler içeriyor. Ve hepsinde ayrı bir etkisi var. Yani dışarıdan baktın belki bir illüzyon görüyorsun. İçeri girdin aa diyorsun böyleymiş. Bir adım dışına çıktın o hiç böyle düşünmemiştim. Çünkü hiç gitmediğiniz yerler de olabilir bu dizideki mekanlar. Ve sizi orayı bakın dışı böyle içi böyle çevresi de böyle dediği anda sizin kafanızda karakter ve mekan da birleşiyor. Ve daha etkili bir anlatım ortaya çıkıyor. Berkno'ya bunları da çok iyi planlamış. Mesela Emin Alper bunu Alef'te yapmak istemişti. Ben ki Emin Alper'in Alef yönetmenliğini çok beğeniyorum. Alef senaryo tarafında sıkıntıları olan bir işti. Çok temiz çözmüştü. Hatta kendi demişti hani ben de Fincher'a çok öykündüm. Yani Mindhunter dünyasını Türkiye ortamında yaratmaya çalıştık. Mesela Türkiye sosunu çok iyi atmıştı e, dizinin üzerine. Burada Berkun'a kendi de yazınca işte e, muhtemelen Emin Alper'e sorsak onun kıskanacağı bir iş olmuştur. Yani öyle söyleyeyim size. E, çok temiz e, işin içinden çıkmış. Onun dışında tabii e, karakterlerin biz ev hallerini de kısa kısa görmüyoruz. Uzun uzun görüyoruz. O evlerin içlerini ve oradaki e, hareketlerini zengin bir halinde daha e, İstanbul'un köy tarafında yaşayan bir halinde bunu özellikle söylüyorum ki dizinin neden bunu vurguladığını anlayacaksınız izleyince yine spoiler olmasın söylemeyeceğim. Bu mekan içleri özellikle tas sanat tarafında çok iyi mekanlar bulunmuş çok iyi tasarlanmış. Hiçbir şey sırıtmıyor. Yani hele bir ev vardı. yani o evi ben geçmişimde de ya bizim ev değildi ama başka evlerde görüp ...akrabalarını falan içimin sıkıldığını hissettim ya. Dedim evet bu ev var ya lanet olsun bu ev var evet ve bu insan da var. Ve ben bunları gördüm öf dedim yani bir anda böyle hiç uzun süredir hatırlamadığım şeyler böyle kafamda canlanmaya başladı. Hele de biraz aile akraba tarafınız İç Anadolu tarafındaysa dediklerimizi zaten dizi izleyince anlayacaksınız. Ve zaten işte tam da bu noktada şuna geliyoruz. Dizi zaten bitmeye yaklaştıkça kafanızda her şey bağlanıyor, bağlanıyor, bağlanıyor. Kendinize kızıyorsunuz belli noktada. Bazen mutlu bazen gülüyorsunuz. Yani dizi size tek bir Duygu üzerinden de bir şeyler aşılamaya çalışmıyor. Zaten en başta böyle bir derdi yok bu dizinin. Böyle bittiğinde de ya bir başkadır bizim memlekette demenize de izin vermiyor. Ama bir yandan da aslında öyledir. Ama bizim içine sıçıyoruz yoksa başkaları mı sıçtı? Burada hata bizde mi? Onlarda mı? Yoksa biz ve onlar yok. Ortada bir diğer taraf yok bir rakip yok. ve Bize bu rakip var gibi mi sunuluyor? You çok iyi veriyor. Ve bunu da neredeyse yani hiç abartmıyorum. Sadece 1-2 diyaloğun o tam peak noktasında dizinin peak noktasına o 1-2 diyaloğu öyle bir yerleştiriyor ki neyse spoiler vermeyeceğim. O kısmı izleyin. <laughs> yani özetle bu dizi gerçekten e ya Başta da söyledim. Geçmişi düşünüyorum. Diğer dizileri düşünüyorum. Yakın dönemi işleri düşünüyorum. Belki de yapılmış en iyi Türk dizisi. Bu benim fikrim tabii. Benim görüşüm. Birçok açıdan aşırı mutlu olduğum için de şu an coşuyor olabilirim. Teknik konulardan dolayı da coşuyor olabilirim. Ama yıllardır o iş bize izletilen steril işlerden uzak konuları vermesi zamanda masum ve şahsiyetin kıyısından da olsa o zor kararları alabildiği o ...maalesef Türkiye'nin topraklarında olan o çirkinlikleri bize gösterebildiği... ...ve bunları kabul edip ileri gitmemiz... ...bunları değiştirmemiz gerektiğini gösterebilen işlerdi. Berkun Oya ve bir başkadır da bunları daha da alıp... ...daha da bir adım öteye götürmüş. İzleyin. izleyin, konuşalım. E, yorumlara yazın. E, fikirlerinizi... ...ne hissettiğinizi... ...bana da söyleyebilirsiniz, çok abartmışsın da diyebilirsiniz. Hepsini bekliyorum dediğim gibi bir noktada diziyi biraz izlensin birkaç hafta geçsin. Belki YouTube'da belki Twitch'te açacağımız bir canlı yayında da spoiler olarak sizden gelecek geri bildirimlerle de daha detaylı konuşabiliriz. O güne kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki videoda artık dizim olur, sinema mı olur, spor mu olur. Biliyorsunuz bizim kanal ulusal kanal gibi her şey var. <laughs> Hadi bay bay. Görüşürüz.